Çok verimli toplantıydı kızım. Seninle gurur duyuyorum gerçekten. Masadaki vizyonun bambaşka Neslihan. Çok teşekkür ederim. Düşman bizden her zaman bir adım öndeymiş gibi hissediyorum. Ama yine de Ömer ve ekibi her ne olursa olsun üzerimize kurulan oyunları her seferinde bozmayı başarıyor. Bırak şimdi Ömer Atmaca'yı. İşin bittiyse baba kız bir yerde yemek yiyelim mi? Maalesef. Buranın yoğunluğunu görüyorsun. Haklısın kızım. Bir şey de diyemiyorum. Ama eve de gelmiyorsun artık. Çok özlüyorum seni. En müsait zamanda bir günü beraber geçirelim. Söz. Peki. Anlaştık. Bana müsaade. Görüşürüz hadi. Ömer, toplantı çok verimli geçti. Tebrikleri sizin adınıza kabul ettim. Tebrik almak için çok erken. Henüz ufak bir uç yakaladık. Bundan sonrası daha karmaşık. Bizim şu kötü komşuların aldığı mesajın içeriğini çözebildiniz mi? Mesajı veren şahıs elimizde. Üstüne çalışıyoruz. Ekip elinden geleni yapıyor, merak etme. Onun şüphem yok. Bir şey diyeceğim. Dinliyorum. Akşama ne yemek yaptın? Ben onu çoktan unuttum bile. İyi bir istihbaratçı günlük rutini ne olursa olsun asli görevini unutmaz. Benim asıl görevim Dışişleri Bakanlığı'nda. Ajan olmaya niyetim yok. Büyük konuşma. Bizim işin adrenalini bağımlılık yapar. Ben ajanlığa değil de... Sen bu evlilik oyununa iyi alıştın. Akşam ne yemek yaptığımı sorduğuna göre. Niye? Karım değil misin? Eve gelince eğer yemek bulamayacaksan ben de önlemimi alayım. Sen gel de bir şeyler ayarlarız artık. Ayarlarız ha. Şimdiki gelinler hep böyle. Ömer. Cidden bir şey soracağım. Daha ne kadar sürecek bu kötü komşu operasyonu? Sıkıldın mı? Yok. Ama bakanlıktaki görevimle istihbarattaki görevim arasında kafam gidip geliyor. Ve bu hiç sağlıklı bir durum değil. Çiçekçiyi konuşturalım. İlayla Nedim'in planını çözelim. Düşmanı durduralım. Hücreleri çökertelim. Ondan sonra serbestsin. Pek kısa sürecek gibi gelmedi bana. Oyunu doğru şekilde oynarsak umduğundan kısa sürer. Tamam. Akşam evde görüşürüz. Endişe etme. Az kaldı.